kendisiyle. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bahadır Hoca'yı da uzun zamandan beri video çekmedik. Ertuğrul Gülcan Hoca'yla zaten sözümüz vardı, üçümüz bir arada video çekecektik. Bugün denk geldi. Bahadır Hoca'nın spor salonundayız. Bahadır Spor Kulübü Şirin Evler'de. Hocam merhaba. Merhaba İrfan Hocam. Nasılsın? Seni merak ediyorlar, sorular var. Allah'a şükür iyiyim diyelim, iyiyiz Allah'a şükür. Soruları bekliyorum arkadaşlardan, talebelerimden. Ama genel istek, yoğunlaşmak istedikleri nedir? Hocam iki genel şey var. Bir antrenman sistemleri, sen nasıl çalışıyorsun, nasıl tavsiye ederdin? Evet. Beslenme konusunda var. Onun dışında sohbet ilerledikçe... Tamam, yeri geldikçe hocam ben antrenman sistemi, ben biraz sıra dışı çalışan bir adamım. Beslenmemiş, ben badire tam ters yaşayan bir adamım. Kendimi dinlerim. İlla vücutçular gibi şu saatte şunu yiyeceğim, protein hesabı, böyle şeylerle benim hayatta işim olmaz. Ki ben karanlıkta çalışmayı severim hocam. Mesela antrenmanı karanlıkta yaptığımı çok daha iyi konsantre olur. Daha çok gece çalışıyorsun. Zaten. Gece sabaha karşı, gençliğimde de gece 3.30'da kalkıp şunu almak için oradan hala hamallara gittim mi? O saatlerde ben idman yapayım, yapmayayım. Biraz karbonhidrat almışsam bir de sıcak bir duş alayım. Adel ararım kendiliğimden pump olur. Senin şansın, salonun var hocam. Salon olmayanlar için ayrıca kar sağlığı dediğimiz konu. Ama kesinlikle şimdiki gençlerde kızdığım bu kulaklık takılıyor, müzik bangır bangır. Bunlar beni sinir ediyor. Sinir yapıyor yüksek ses. Müzik arkada bir fon müziği. Ve konsantre olacak ışık, ısı, kıyafet, benim aklım çalışırken ayakkabının eşofmanın kirlen, bunlar da olmayacak. Ve çok lüks ortamda da rahatsız olur gitmeye. En önemli konu insanların, gençlerin, bu işle uğraşanların kendilerini en iyi hissettiği ortamı ve konsantrasyonu yakalamaları lazım. Ben mesela yarın kol çalışacaksam bugünden kola konsantre olurum. Ön beyin hazırlığı şart. Daha devam eder soruları yalnız eleştirilerden bir kağıt kaplanla hijyenlikten bahseden bir arkadaşla konuşuruz hocam. Konuşuruz. Ertuğrul hocam nasılsın? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Telefonla görüşüyoruz ama birkaç aydır görüşemedik. Her şey yolunda umarım. Her şey yolunda. Senin de şey derin konuşur. Bilgilerinden faydalanacağız. Umarım var inşallah. Ben bu konuda mutfakta iyisin. Oradan sorularım olacak sana. Tamam, tabii antrenman sistemleri çok başka, yani şampiyon olarak İlk başta neler yaptın, işte yarışma dönemi, yarışmadan önce de spora başladığın dönemdeki antrenmanların, bunları konuşacağız hocam. Eyvallah, buradayım. Her şey için şimdi hocam, bir arkadaş senin boyunu ve kilonu sordu. Basitten bu oradan başlayalım. Hocam boyum 1.80, kilo olarak da off sezonda 100 civarıyımdır. Fakat şu anda dediğim gibi ilaç falan herhangi bir şey kullanmıyorum. Saplementlerle işim olmaz. Sadece BCA glutamin, onu da Hamdullah kardeşim tavsiye ettiği için kramplarla sıkıntı yaşadığından dolayı onun faydasını gördüm. Daha çok canım ne istiyorsa onu yerim ben. Artı antrenman sistemlerinde dersen çok değişik sistemler, çok basit, ağır. Altının altısı. Altı hareket, altı set, altı tekrar üzerinden. Yani önemli kol antrenmanı. Hocam mesela ben kol haftada 2 yaparım, 3 biceps, 3 veya 4 triceps bir baş fazla olduğu için ama 3x6 kesinlikle. Çünkü 3 setle, 4 setle kolda bu ama bazen bench'te, barbell curl'de öyle oluyor ki 8-10 set yaptığım oluyor temel hareketleri. Diğerlerine 4-5, büyük adeleme, küçük adelem 15 set, büyük adelemde 20 civarı her ne kadar Avrupa standartlarında. Küçük adele 8 set, büyük adele 12 set dense de bu kişiden kişiye değişir bana göre. Metabolizması hızlı bir adam, kilo almakta zorlanan bir adamın yapacağı tekrar ve hareket çokluğuyla metabolizması yavaş, kalın kemikli, kalın derili olan insanların yapması gereken bence farklı olduğuna inanıyorum. Evet. Onun haricinde boyumu, kilomu söyledim. Ayak numaram 43. Bir de benim şöyle saplantılarım yoktur. Bacağımı sorarlar, kolun kaç santim, omzun. Gençliğimde omuzumu, kolumu bir dönemleri ölçerdim. Yarışmalardan sonra baktım ki geçtiğim insanların çoğu benden iriydi. Her şeyin irilik olmadığını, bu sefer orantıyı, estetiği... Proporsiyon. Proporsiyon çok önemli. Yoksa omuzlarım benim çok büyüktü. Kafam küçük kalıyordu spastik gibi.
Omuz büyük oldu mu kol istediğin kadar uçarsın. İsim bilmiyorum ama şampiyonlarımızdan biri öyleydi. Ben hala zaman zaman anlatırım ayıp olmadan şimdi. Evet. Çok iri kolları vardı. İnan kolu kadar kafası vardı. O da... Aman işte vücudu gösteren hocam. Önce kıyafeti giydim, ceketli, paltı, omuz genişliği. Tişörtü giydiğimde şöyle 45 damarlı bir kol. İncecik bel. Çok büyük göğüs, üst göğüs değil. Göğsün yayvan. Dikdörtgen durması. Altında abdominal. Ben her zaman yine diyorum. Bacak bana göre ayrılması gibi vücuda bakıldığında üstü bu adamın vücuduna bak çok güzel. Bacağı nasıl? Aa, bacağı da iyiymiş. Ben yani evet. Böyle kum saati görünümünü hoşuma gitmiyor. Çünkü çok büyüttüğün zaman bacakları yürüyüşüm değişiyor. Yaptığım işler nedeniyle biraz kavgetlerini de engelliyor. Yoksa şunu hiçbir zaman yapmasınlar. Büyüyen yerin büyüdüğü yer kadar değil, istediğin yeri büyütebilmek önemli. Altın oranlar derim. Bu işte büyüklük değil, her zaman estetik ön plandadır. Çünkü erkek güzeli seçmesidir bu. Daha önce de söyledim. İki sporcu aynı vücut yapısı, şekli, pozları en son surat şekline bakarlar. Hangisi daha böyle hoş erkekse? Eşit olanların arasında. Tabii eşit olunan en son baktıkları noktada budur. Çünkü bu erkek güzel yaşması sonuçta. Ama işi mutantlığa kadar götürdüler. Goril mi, yaratık mı? Ve vücut geliştirme maalesef Türkiye'de kankamlada yarışmaları izleriz. Vallahi bizim kankamı diyorum. Kanka bizim dönemimizde bizim sikletler yanlış mı? Mr. Olympia gibiydi. Şu anda üstümü çıkarsam ağır siklet yapsam geçerim. Yani bizim zamanımızda bu kadar alet yoktu, supplementti, bilgiydi, hiçbir şey yoktu. Bırakın onu, Arnold'lar, Sergio'lar zamanında da mı vardı? İş makinede değil, iş IMG, ANV'de. Yakında güzelse üstüne gideceksin ama her şey body değil. Benim yelpazem çok geniş, benim hedefim gençler. Gençlerin spor, bakınlar artık çok basit şeyler. Önce kendilerine karşı sorumlulukları, ailelerine karşı sorumlulukları ve bu vatana karşı sorumlulukları var gençlerimizin. Ama gençlerimize kimsenin hesap sormaya hakkı yok. Çünkü biz gençlerimize sahip çıkamadık. Artı yaşamın ne? Sen Türk müsün? Türksen Türk gibi yaşayacaksın. Arapsan Arap gibi yaşayacaksın. Ben konularımda kendi hayatımdan, tecrübelerimden kesitler. Hadi konuşacağız. Kız arkadaşı, evleneceğiniz eşiniz, aileniz, artı ilaçlar, beslenme. Ama biz uyuyan bir deriz, asil bir milletiz, asil ecdatların torunlarıyız. Şu ölü toprağı üzerimizden sirkelememiz lazım. Gerektiğinde siyasette konuşacağım, dinde. Ama ben dine de siyasete de inanmıyorum. İkisi de eşittir, para, mevki, inanç. Çok odalı bir eve benzer. Her inanca da saygı duyuyorum. Benim inançlarımdan ziyade insanların yaşam ve yaşam ve hayat standartları beni ilgilendirir. Bugün body dediğimizde ekonomik durumun iyiyse bu sporla ulaşabilirsin. Yani bugünkü şartlarda maalesef önümüzdeki sene şunu yapardım ama şimdi günlük hesaplar yapmak zorundayız. Gençlerimiz, beyinlerimiz sahip çıkamadık. Çocuklar yurt dışına gitmek için uğraşıyor. Ha benim konuşacağım konular çok geniş konular. Ha beni okumasını bilirseniz meydan Loros gibi her konudan size elimden geldik kadar yardımcı olacağım ki body dele de tüy. Her şeyiniz body olmasın. Ama sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bakın bu eski Yunanlılarda bilirsiniz Apollo, Zeus böyle heykellerinden yapılı. Bu insanlar o dönemlerde jimnasyum denilen okullar vardı. Kalas Kagetos, mükemmel insan, mükemmel vücut. Daha sonra bunu Romalılar, dikkat ederseniz gladyatör dövüşleri, zırhlarında bile pektoral, abdominaller, zırhları bile böyleydi. Hocam vücut gelişiminin tarihini sana soracağım. Evet. Ertuğrul Hoca'ya bir iki sorum var. Buyur hocam, Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Buyur Ertuğrul, kankam. Yunan mitolojisinden başlayarak devam ederiz. Günün. Tamam kankam. Hocam, şimdi... sana sorum şu, iki tane, bir spora başlamak isteyen insanın insanlara ne tavsiye edersin? Başladıktan sonra diyelim ki bir yıldır çalışıyor bu arkadaş, bodybuilding yapıyor,
ne tavsiye edersin? Bir şampiyon olarak denen görüşlerin neler hocam? Hocam, şu iki tane soruyu onun üzerinde konuşmadan önce bir kankalım yani bazı hocanın üzerinde bir şeyler daha eklemek istiyorum ki. Kankam, Bahadır Hoca dediğimiz, ben onun içini ve dışını, antrenmanlığı, yemeğini, hayatını, vücut geliştirmeye verdiği hayatını çok iyi biliyorum. Çok iyi tanıdığım için setlerle ilgili çalışması vesaire, bunu hani böyle yansıtalım da hoca kendi sistemini anlatıyor. Yani kendi ben kişiliğine, tekrar kendi, sen hiçbir şey yok. Mesela diyelim ki hoca, şu anda senin bana o iki tane sorun içinde başlangıç birisi, hoca da bir gün başlangıç bir başlamıştır. Belki o zaman 15 tekrar, belki 20 tekrar, farklı belki de 12. Ama nedir? Yani zamanla ve sabırla kendi sistemini... Tabii vücudunu tanımaya başladı, tanıdı. Hani böyle yansıtalım da... Kendi yaptı. Aynen, böyle evet. Yansıtalım ki hani yeni başlayanlar gelip de hocaya çünkü çok sevenler var, güzel anlattığı için de 6-6-6 diye gitmesinler. Başlar. Yani bugün hani başlangıç olarak böyle bir yürümeye kalksınlar ki önce bir vücudunu, bir sistemi tanımaya öğrensinler. Ama şimdi set üzerinde de böyle bir şey de ben daha bir üstüne koyayım ki hocam zaten tecrübesiz başlangıç olarak bir şey bilmeyenler bir insanlar için aslında set yaratılmıştır. Set dediğimiz aslında formalite bir şeydir. Başlangıç. Yani bugün mesela bir barbell curl yaparsın istersen 15 hareketçe, 15 tekrarını yaparsın setini hiç saymazsın. Bench press yaparsın istersen 20 set yap. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan o kası çalıştırmak, önemli olan beyin ve gerçekten kas olarak oraya kendini yoğunlaşmak, konsantrasyon olarak oraya vermen ve hacmini o zaman insan alabilir. Gelelim soruna hocam, başlangıç olarak insanlara ben her zaman tecrübe olarak bunu söylüyorum. Sabır, hayalperest olmasınlar, hemen bugünden yarına gelip de bir Superman hiç hele düşünmesinler. Dediğimiz gibi biz artık şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki hayat yani günlük nefes almak bile artık maddi ve manevi olarak iyice de bir pahalaştı. Yani bence hocam şimdi bir başlangıç dediğimizde bir hoca olarak o başlangıç kişiye bunu sormak lazım. Ne yapmak istiyorsun? Çünkü vücut geliştirme, vücut geliştirme kapsam olarak ben der ki balerina olmak isterim, belki dansöz olmak isterim, belki manken olmak istiyorum ve yalnız vücudumu ve six packs'lerimi yermesin yeterli istiyorum. Ona göre insanları biz sorarak ona göre biz geliş onları amacını karşılayalım ki ona göre de maddi ve manevi ona hayatını anlatalım, nasıl bir zorlukları çıkacak. Nasıl bir kolaylık var mı yok mu? Şimdi adam der ki ben profesyonel vücut geliştirmeci olmak istiyorum. Bu zaten en son standart. Vücut geliştirme olmak dediğimizde ben açık ve net söylüyorum hocam bugünkü durumda gerçekten maddi ve manevini sorabilecek. İlk başta sorarım. Çünkü sen o maddi durumunu kaldırabilir misin? Sen her gün 5 tane, 10 tane, 15 tane yumurta yiyebilir hocam, misin? Hocam burada bir araya gireyim. İsim vermeden konuşacağız. Aylık maliyetlerini söyleyen arkadaşlar var. Yani. Bu spora başlayan yani vücut gelişimi sporuna gönül veren vücut geliştirmeci olan insanları caydırır mı? Yok. Asla caydırmaz hocam. Çünkü diyorum ya ben kendim de bizim zamanımızda da savaştık. Bizim zamanımızda da hiç aslında yiyecek konusunda nedir? Çünkü vücut ve boyuna ve kilona göre protein oranı hiçbir zaman değişmedi. İlla yüksek bir miktar gerekir mi parasal anlamda? Hayır. Hiçbir yüksek miktar gerekmez hocam çünkü diyorum ya her şeyin bir insan matematiğini yaptığı zaman da biraz gözlerini açıp biraz araştırma. Bir de benim bir şey daha fark ettim. Türkiye'de maalesef daha yeni yeni başlıyor ve şu anda hala bakıyorum hocam bir şeyler yapıyorlar ama hep yulaftan ben başka bir şey görmüyorum. Ya da böyle bir şey daha ben sana söyleyeyim ki bizim insanlarımız, sporcularımız çok modaya gidiyor. Şimdi mesela pirinç unu çıkmış, pirinç unla her şey yapıyor. Ya git normal pilavını al ya, pirincini al. Git yayla pirincini al, ekonomi olarak her yerde kampanya açıyorlar. İlla gidip de bal da almana gerek yok. İlla gidip de sen kabuklu pirinç de almana gerek yok. Çünkü kabuklu pirinçte de zaten bir mineralı eksi fazlası oluyor. Bağışıklık sistemi için biraz vücut daha iyi bir bağırsaklar çalışması için gerek yok. Al yulafını ye, başka bir şeyler ye, kabuklu ye, fasulye ye, bercümek ye. Kırık her pirinç şey maddi olarak da alamıyor. Kırık pirinç zaten en iyisi. Sütlaç yapılan pirinçler en ucuzu ve en güzel onlar. Zaten çünkü en
Zaten en yumuşak pamuk kim? Onlar olur. Yani maddi durumdan, bugün bir peynire bakarsak, beyaz peynir, kaşar peynir de zaten en yüksek proteini vardır. Doğru. Bugün Türkiye'de kaşar peynir artık hani sahtekarlık mı diyorsunuz, yağmanla yapıyorlar. Patatesle de yapıyorlar. Patatesten de yapıyorlar. Evet. Doğru. Ona da araştırıyoruz. O zaman onunla biraz uzak duruyoruz. Lor peyniri var hocam. Evet. Lor peynir Türkiye'de en ucuzu. Evet. 100 gramdan 5 gram bir yağ oranı var, 4 gram yağ oranı var ama 100 gramda 15 gram protein var. Al sen onunla sabahları yumurtanla beraber bir omletini var. Zaten 150 gram alsan ne zaman yumurtayla beraber aşağı yukarı 50 gram protein almış olursunuz. Yok kanka, basit bir şey. 100 gram çekirdekte 27 gram protein var. 27 gram. 100 gram çekirdekte ya. Ya ama bu bitkisel ama. Onu karıştırmıyor. Yok yani. Şimdi bitkisel ben hayvansalı ayrı tutarım. Yani. Çünkü ona göre gidersin. Her gün yarım kilo hocam yalnız mercimek ya. Daha en yüksek proteini mercimekte var. Ama bu tabii ki hayvansal olmadığı için bitkisel, o bizim kaslarımıza ne kadar yarar yaramaz o ayrı. Şimdi dedim ya, vücut geliştirmeyi ayıracağız. Kaslı olarak hardcore body mi yapmak istiyorsun? Kasların gerçekten büyüme aşamasına, olimpiyata kadar hardcore sisteminden mi yürüyeceksin? O zaman biraz daha bir hayvansallara düşmemiz lazım. Bitkiselden. Ama diyelim ki fitness bazında kendini sağlıklı tutmak istiyorum. Yeni şimdi fizik sikletler var. Onlar hocam aslında onlar bizden daha iyi kurtardı biliyor musun? Çünkü fitness alet, o akademiymiş, o fitness grupları, çocuklar, ben böyle konuşuyorsam cahil çünkü bizim zamanımız değildi. Bizde yalnız halk kulübü vardı, bir grup vardı, bir ne yapmamız gerekenleri o zamanlarda. Kuraçları şaşırıyoruz, kanki kuraçları. Yani hani bugün bir işte bu ne, mayolarla çıkanlar. Atletik fizik. Atletik fizikleri. Yarım adam. Yani onların kilosu ve beslenmeyi de çok farklı. Ama hocam yani şu son yıllarda Türkiye'de en gündemde olan ve popüler olan spor dallarından biri atletik fizik. Hocam yani, bunlar da zaten kimse burada doğru düz bunun açıklamasını da yapmıyor ki. IFBB zamanında patladı gitti. Ondan sonra VABA savaştı, NABA savaştı. Bütün federasyonlar savaştı. Sonradan da doping olayları için zaten hep mız mız yaparak bütün ülkelerden bazı bir artık şeyine girdiler, bir arayışına girdiler hocam. Şimdi bizim zamanımızda bir olimpiya dediğinizde, bir dünya şampiyonu, bir Avrupa şampiyonu dediğinizde protein şirketler o zaman daha insanların ve sporcuların insanların yüzünü ve resimlerini atarlar. Çünkü onların sayesinde para kazanıyorlardı. Sonradan baktılar, hard body ve bodyciler olimpiya olsun olmasın, onlardan biz artık para kazanamayız. Ne yaptılar? Koreografi olarak herhangi bir resim ya da bir isim attılar. Doğru mu hocam? Evet. Çünkü o sisteme gitti artık. Çünkü fitness'i içine dahil aldılar. Evet, daha kitlesel. Tabii. Bugün fitness bakarsak gerçekten fitness bizim spor salonlarla hiçbir alakası yok ki hocam. Bir araştırmaya girsinler. Fitness dediğimiz dışarıda ormanlarda koşup jimnastik yapılan bir hareketlerdir. Yani. Vücut geliştirmeyle spor salonlarda bugün statistik araştırmaya girin. Eski zamanda fitness dahil edildi. Sonradan. Kanka bir şey diyebilirim. Bana göre bizim hard bulk yaptığımız dönem hard body yarışmaya gireceğimiz ki form fitness bana göre. Çünkü hafif çok tekrar ama o adale için, kütle için mutlaka ağır çalış. Fitness olmak için de ağırlık çalışmak lazım. Tabii. Bitti. Çünkü vücut geliştirme kelimesi zaten bizim temelimiz zaten halterden geliyor. Fitness'e zaten fit olmak. Yani eski zamanda halter varken halterden sonra işte tekrar yapa bir gün fitness şey hard body oldu. O şekilde yani oluştu da hard body. Anlayada öyle mi? Evet. Anlayada halter salonlar powerliftacılar bodybuilding onlara başladı. Hocam zaten çıktı ondan sonra. Yani öyle hem burada da yani koşu bantı, bisiklet falan yoktu ki zaten. Yok hocam, fitness dediğim gibi gerçekten hani daha 70 yıllara kadar fitness dediğimiz gibi öyle bir şey yok. Yok İsmi kelime. İsmi yok. Fitness dediğimiz gerçekten kelime zaten ortada. Evet. Hani bir aerobik topunla vesaire gibi bir bisikletle, bir kardiyo lastikle dediğimiz böyle bir şey salonlarda yok. Çünkü halterci gibi kreşler vardı elimizde, kreşlerle. Damlaları, kiloları tutmak için yani her şeyi her tarafa... Pas olacak, avucunda pas oldu mu bombalı da barı da sıkı kalmıyor. Ben de ilk barı haltercilerin çalıştığı alanda elime almışımdır. Yani uzun zaman önce onlar işte iki dambıl, bir bar onlarla
halter çalışması yaparken biz de arada bir şeyler yapıyor. Yani ondan sonra onun için zaten hocam benim hani deminki arkadaşlarımın diyelim yani birinci, ikinci soru bunun içine dair insanlar önce hangi yolu mesleğini seçmesi lazım? Çünkü ona göre hayatını hazırlayacak. Ona göre hoca kendisini ona yoğunlaşsın. Ona göre beslenmesini, miktar protein, miktar karbonhidrat, miktar hayatın içindeki sağlık nasıl yürüyeceğini... Bir şey soracağım. Yani, yakınlarda bir video seyrettim. Çok genç bir arkadaş. Tek anabolizmalarla çok iri bir kütleye sahip olmuş. Yine vermeyin problemi. Ben büyüyeceğim diyor. Ondan sonra defin olacağım ve bir yarışma yapacağım diyor. Bu arkadaş 18 yaşında. Evet. Hayali bu. İstediği de bu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten büyük kütleli. Bu yeni jenerasyonda. Yaşı 18. Büyük ihtimalle 15 yaşlarında filan anabolizana başladı. Hocam o konuyu açtığın çok iyi oldu. Ben sana bugünkü dönemde aslında ben bunu söyleyeyim. Yeni kitle ve yeni kitle daha da bir yeni kitleye kurmaya çalışıyorlar. Hocam tamamlayayım. Buradan devam et lütfen. Bu arkadaşın asıl amacı bir defa emek harcayayım. Sonra şampiyon olayım. Ondan sonra ben paramı kazanmaya bakayım. Aslında mantık bu. Durmadan diyet, bulk, yarışma, o bana ne diyor? Bir defa bunu yapayım, bir defa da şampiyon olayım, ondan sonra zaten gelirler bana diyor. İşte demin de hocam konuyu bahsettiğimde bütün federasyonlar birleşti. IFBB dahilinde birleşti. Çünkü hardcore bodyden sikletlerin grupları ve yapacakları ne yaparsa yapsınlar hocam, her şey ticaret. Bir noktaya geldiler zaten sonra. Dediler ki biz artık para kazanamayacağız. Tabii hocam ne kadar yavaş, çok yavaş, kitleye ulaşırsa tabii, o kadar yarışmacı evet, olan o kadar için, o kadar ya, da... Yavaş yavaş azalmaya başladı. Maddi manevi olarak da vesaire her şey daha pahalı olacak. Ne yaptılar hocam? Aynı senin dediğin gibi kitleye, halka ulaşalım. Halka biz ne yapalım? Ya hocam bir tane federasyon, Rusya'da federasyon var mı? Moda yapıyorlar. Artık takım hepsi giyimlerle, bayanlara akşam gecelik giymelerle federasyon bu. Yeni kendisine göre bir federasyon kurmuş. Hatta IFBB değil de IBFF gibi bir federasyon kurmuşlar. Kendilerine göre bir yarışma kuruyor. Ödüller, müdürler. Artık hani öyle bir stadyum sistemine girmiş ki. Ticaretten başka bir şey yok hocam burada. O yüzden atletizmmiş, oymuş, akademiymiş, bilmem neymiş, mayoymuş. Buna artık kimse bakmıyor. O arkadaş da zaten onu düşünüyor. Tabii. Ticaretten başka bir ama o kitleye sahip olur mu? O insana gelebilir mi? Onun doğruluğunu yapabilir mi? Onu o emek, o bilgiyi, o... Ama mantalite bu, mantık bu. Ama işte mantalite de ben bana gelipten sorarsalar, burada kamera önünde daha söyleyeceğim. Yani kafayı yemişler o zaman insanlar. Yani kafayı yemişler. Yani. Böyle yapan değil. Bunun kişinin üzerinden de ben eğer eğitim alırsam o zaman ben de kafayı yemişim. İşte hocam burada bir an önce köşeyi dönmek var ya evet, toplumumuzda. Tabii dönsün de Hollywood'dan bile teklif alıyor. Bu sporda da bir defa yapayım en evet, kısana evet, da köşeyi evet, dönüyorum. Nasıl parayı bulurum gibi. Zaten en büyük sıkıntı ilaç konusunda ben zaten hani açmayacağım. Ben ilaç konusu zaten artık bir moda olmuş. Yani öyle bir şey olmuş ki insanlar artık kafelerde oturuyorlar ya da spor yaparken birisi dumbbell'ı kaldırıyor, birisi bench press yapıyor. Ama ses olarak duyuyorsun. Trambolonu aldın mı, marsolonu vurdun mu? Aynen, artık normal. Ya böyle, böyle bir şey girmiş yani. Yani artık ben diyorum ki ya ne oluyor bu dünyada artık. Yani öyle bir, harbiden öyle bir duruma girdik ki yaz. Sana bir şey daha bir unutmadan bunu ben söyleyeyim hocam. Bizim zamanımıza, bunu kankam da bana mutlaka hak verir. Bizim zamanımıza hocam 13 yaşında, 12 yaşında bir çocuk böyle bir yere gelmeye kalksaydı, biz önce şöyle yapardık, git önce 15-16 yaşında ol, kemikler ergen yaşların belli bir seviyeye gelsin, ondan sonra bize gel. Hocam 14 yaşında, 13 yaşında çocuklar çalışıyorlar. Hocam İlaç dedim veriyorum ya, bahsettiğim arkadaş i̇şte şu anda 18 yaşında ve Türkiye'deki en büyük kütleye sahip insanların içinde ilk 5'e girer. Evet, bunu da işte bütün böyle bir takip olarak federasyonlar dahi bunu kabul ediyorsalar, izin veriyorsalar o zaman yazık olur. Bunlar zaten Türkiye'deki federasyona girmiyor. Dışarıda girerler. O girme yasak değil.
Yaş olarak da onu zaten yaptıkları diyorum ya, bütün dünya artık zaten şaşırmış. Bu alana kadar Anadolu'dan da onun için giremiyorlar burada zaten. Onun için de yazık günah diyorum. Allah'ın emeğim yani yardımcı olsun çocuklara. Çünkü onlar 25 yaşına girdikten sonra zaten psikolojik olarak bozulacaklar. Şimdiden bozulacak. Çünkü yani parayı kazanamazsa zaten tamamen bozulacak. Ailesi sağlığı bozulacak, o kadar yükleme yaptık. Ailesi Allah'a yardımcı olsun. Ben açıkça ne söylüyorum. Bahadır Hocam, bu bahsettiğim arkadaşla ilgili senin düşüncelerin nedir? Her zaman şunu söylerim hocam, hızlı koşan atın boku seyrek düşer. Sağlık için yapılır spor, bir. Bu bahsettiğimiz arkadaşa ben şimdiden Allah rahmet eylesin. Bir kere yarışmaya girdi mi, yarışmacılık ruhu podyuma çıkmayla başlar. Bırakamazsın, bir. Hadi farz edelim girmeyeceksin. O formunu koruman için o noktaya geldiğinde almış olduğun ilaçlara aynı şekilde devam etmek değil, katlayarak gitmek zorundasın. Ama sosyal medyada popüler olan sporcu, Luk adına popüler olan arkadaşlar bunu destekliyor. Üzülüyorum. Onun yolundan gidenlere de üzülüyorum. Tekrar diyorum hocam, bir şeyi ne kadar çok çabuk elde edersen o kadar çabuk da kaybedersin. Ben 32-33 yaşında Mr. Olympia'ya hazırlanan 25-26 yaşında kaç tane sporcu, İranlı, Iraklı vefat eden arkadaşları görüyorum. Yani her şey büyüklük, irilik, bunu kafalarından atıp he, spor tamam bir noktadan sonra tabii ki paraya kazanmak için bir şeyler yapmak gerekir. Ama kendi sağlığını bozuyorsan, insanlara kötü olup, gençlerimize kötü olup, örnek olup da onların da hayatlarıyla, sağlıklarla oynamaya kimsenin hakkı yok. Gençler de biraz araştırsınlar, eksinler. Bizim zamanımızda podyumluk olmak için altyapının her şeyin tamam da olsa hocam bilirsin en az bir 10 sene altyapı lazım. Ve yarışmaya da girdiğin zaman Ahmet Önümlü olsun, Sergio'lar, Arnold'lar, adamlar 55-60'ına kadar yarışmacıydılar. Ama şimdi ben babası 10 yıldır ömrü. Niye? Çünkü artık vücut geliştirme kimya olmuş. Ben takip ederim, araştırırım. Ben 70 yaşında da fit olmak ve bu sporu yaşıma göre iyi olur. Sağlık olarak. Sağlık için yapılır. Ha, para ikinci kısımda. Ama para kazanacağım diye de evlatlarımı ne zehirlerim ne de zehirletilmesine izin veririm. Biraz evvel beslenme dendi. Vejetaryen vücutçular da var. Şu var. İşin özü intensif çalışma dediğimiz hocaların yapabileceği en iyi hocanın karşısına gelecek talebesini vücudunu kendisine tanıtması için kılavuzluk yapar. Ben ne zaman ki istediği göğüs, biceps, omuz, triceps neyse artık pump'ını yakalamayı öğrendi mi? Ben bunu okuma yazmayı öğretmişimdir. Benim işim bu. O saatten sonra ben ancak ona fikir verebilirim. O istiyorsa roman yazar, yazar olur, isterse şiir yazar, şair olur. Yani hoca öğrencisine vücudunu tanıtma. Aynen. Çünkü her insanın yapısı, alacağı hareketlerden herkes öyle olsaydı dünya standartlarında programlar sabit, beslenmeler sabit. Joe Weider'ın 28 tane vücut geliştirme ile ilgili prensibi var. 3'ü definasyon, 24-25 tanesi büyüme programı. Ama ben bir o kadar da kendi çalışma sistemlerim var. Yani illa bunlar böyle olacaktır. Yok kardeşim. Şunu da söyleyeyim. Adam biceps çalışıyor, trisepsi büyüyor. Mantığa ters mi? Ters. Ama yapmışsa karışmam. Doğru bildi. Bozuk olmayan şeyi tamir etmeye kalkmayacaksın. Yakalamışsın. Bir sürü program, hareket zaten sana o bölgeni tanınman için o bölgeyi besleyen kılcal damarların çapı genişlerse oraya olan kan sirkülasyonu yani şok idmanlarının sebebi budur. Bir tarlayı hortumla sulamak başka, itfaiye hortumuyla sulamak başka. İşte bu değişik değişik sistemler, değişik yaptığımız sistem o kan küçük kılcal damarların çeperinin genişlemesini sağlar ve oraya kan akışını güzel oksijenle götürüp büyümesini sağlar. İşin özü bu. Her şeyin en doğrusu, en basitidir. Tekrar diyorum. Adelenin hakkı büyümek için bir pres, bir aşıç, üçüncüsü ciladır. Büyümek için. Şimdi ben canım ne istiyorsa onu yerim. İlla pirinç yiyeceğim. Ya pirinçten başka bir şey yok ya. Ya her şeyi ye. Adam iki günlük bacı, yok şeker almıyorum, yağ almıyorum. Ya evladım sen nasıl büyüyeceksin bunları almazsan?
Şunu söyleyeyim hocam, çok konuşulacak şey var. Bizim gençlerimiz, sporcularımız cin olmadan adam çarpma peşinde. Program hariç, aminosit, ilaçların babası, kıyafet, işin gösteri tarafındalar. Daha doğru dürüst salon veren mekik çekeni görmüşüz, bir ne bacak çalışanı görmüşüz bunlar. Öyle olmaz. İşin özünü bilsinler. Niye diyorum, benim başladığımda Türkiye'de İstanbul'da 4 tane salonu vardı. Hala koşu bandını açmasını bilmem, çıkmasını bilmem. Ya o koşu bandına binmek için salona para vermeyin. Akşama kadar vücut zaten üst ekstirtemeyi bacak çalıştırıyorsunuz. Yani çalışamadığınız bölgeleri çalışın salonda. Ve keşke klasik olsaydı, kendimden örnek veriyorum. İyi bir beslenme demiyorum. Yapın, genetiğin, her şeyin iyiyse normal bir ev yemeğiyle biraz dikkat ederek çok güzel bir klasikçi olunur. Buna adımı basıyorum. Yusuf! Şimdi birazdan size bir arkadaş getireceğim. Talebem olmasa inanmayacağım. Yusuf! Şimdi iyi bir beslenme. Ya bugün ceketimin kolu yok, geçirmenin sonu yok. Ben antrikot olmuş 500-600 lira kilosu. Yumurtanın kolisi olmuş 100-120 lira. Şimdi illa bunlar olmadan, Yusuf gel şimdi. Olmadan olmaz diye bir şey yok. Para insanı bir yürütür. Kolum 43 olsun, omuzum, orantılarım güzel olsun. İyi bir beslenmeyle 10 kilo koyarım. Al sana 10 numaralı klasikçi oldum. Ha kafanı kırmak istiyorsan, para kazanacaksan bu yoldan ha, ufak ufak bu şeylerinde kopla ama aşırıya gitme, onu da bilerek kullan, ona da karşı değil. Ve orijinalini kullan. Ne buluyorsanız onu bunu çakmayın. Sağlık, insan sağlığını kaybettiğinde, özgürlüğünü cezaevine düştüğünde, anasının babasının da kıymetini öldüğünde anlar. Ama şişten geçer hocam. Şimdi İrfan hocam. Ben Yusuf kardeşimi tanımasam kesinlikle ilaç alıyor derim. Yusuf bir kendini tanı canım. Bir de şu üstünü bir çıkar. İnsanlar bu kütleye ilaçsız da olabileceklerini bilsinler. Hoca konuşuyor da boş konuşuyor demesinler. Yusuf gibi benim kaç tane talebem var? Yusuf kolları şu anda 46 tükedi var mı yavrum? 45 hocam. 40, soğuk 45. 45. Bir dön bakalım. 45 bu kol. Görüntü 48. Bir çift bir ses ver bakayım. İşte bu arkadaşım benim çocukluğumdan beri elimde. Gelirsiniz görürsünüz. Aspirin bile kullanmadım size. Yusufcuğum bu konuda benim buna kızdığım yarışmacı yapamamam. Ama bu işi sevdiği için yapıyor. Evet hocam. Ne yiyorsun, ne yapıyorsun? Ufak bir şey anlat, kendinden bahset. Hocam ilk başladığımda düzgün besleniyordum. İdmanlarım düzgündü. Onu gözümden ama kaçırmıyorum. Çok güzel idman yapıyor hocam. Onu söyleyeyim. Şu an yani normal bir insan gibi yaşıyorum yani. Ya kraker sadece mi? Akşam işte. Buraya geliyor, krakerle mraker yiyor, ondan sonra da idmana giriyor. Konuş, kendinden bahset arkadaşlar. Evet. Olmuyor diye bir şey yapmasınlar. Ya oluyor hocam, ben ya vücudu ben eskiden yaptım, şu an formumu koruyorum. Evet. Şu an eskisi gibi şey yapamıyorum yani, disiplin yok eskisi gibi. Yok çünkü evlendim, ekonomik şartlar ama buna rağmen yani, de iyi zaman almışsın. İşte akşam bir beslenmem düzgün, biraz yumurta tavuktur. Formu koruyorum sadece. Yani daha dikkatli beslenirsen bu şekilde çok daha iyi olabilirsin. Çok daha iyi olurum tabii. Ya da dikkat edersen diye. Biliyorsun hocam, bu adam yarışmacı zihniyeti, şu bahsettiğimiz gençler yarısı kadar kitlensin. 6 ay diyorum, bir definasyon. Klasikte bak, bunun üzerine ben adam tanımıyorum. Talebem diye konuşmuyor. İlaçlı adamlar bu kütlede değil. Ha, ama ne var? O da benim gibi hob olarak bu işi seviyor. Teşekkür ederim Yusuf'un. Ertuğrul hocam. Biliyorsun günümüzde artık her şey sosyal medya üzerinden dönüyor. Evet. Şimdi bu sosyal medya bir şekilde de insanların geçim kaynağı oldu. Bu işi gerçekten iyi bilen eğitimli arkadaşlar da var. Ama popüler olup tam bilgisi olmadan bu işi yapanlar var. Onunla ilgili bir değerlendirmede bulunabilir misin hocam? Hocam bu konu artık o kadar aşmış ki, bu konu artık yaş sınırı bile kalmamış, böyle diyeyim artık. Yani çünkü herkes artık uzman olmuş, herkes profesör olmuş. Herkes neredeyse profesör ve uzman hoca olarak da sporcular kalmamış neredeyse. Herkes. Yani yakında artık o kadar hocalar olacak ki, o kadar pi vermek isteyecekler. Yok beslenme, yok online, yok derslerine kalkacaklar ki
insanlar zaten artık bulamayacaklar belki yakında. Çünkü herkes hoca olmuş. Evet. 17 yaşında hoca olmuş, 15 yaşında hoca olmuş, 18 yaşında hoca olmuş. Affedersin, bayanlar da yan tarafından çevirip zaten isimleri orada yazılı, burada yazılı değil. Hoca olmuş, uzman olmuş 19 yaşında. Bir de bir kitlesi de var ki 50 bin, 100 bin tane bir kitleye nereden geliyor böyle bir sene, iki sene içinde? O kadar şaşırıyorum yani. Bunu gerçekten Türkiye'de yalnız görüyorum hocam. Bilgileri hocam bu insanlara ben acıyorum. Öyle acıyorum ki parayı kazananlar değil. Parayı kazananların yanına girenlere ben acıyorum. Parayı kazandıranlara. Kazandıranların yanına girenlere ben acıyorum. Çünkü arkadaşlar diyorum yani. Artık antiklopedi değil. Artık dikip dediğimiz her şey açık. Gerçekten açık. Yani herkesin bir Android telefonu var. İstersen yalnız bir iki tane harf yazsan bile. Her şey önüne çıkıyor. Doğru mu hocam? Şimdi ben sana bir örnek vereyim. Bizim Türkiye'de ben bunu maalesef çok görüyorum. İşte ticaret dediğimiz bu. Eğer bir bilgi vermek istiyorsan hocam bir soda kuru kuru gitmez. Arada patlatmayı seviyorum gençler. Efekti oldu bu. Arada böyle ses duymam lazım. Kendini bari biraz garantiye al arkadaşım. Yani ben sana bir örnek olarak vereyim. Bari supplementlerden ondan bundan da reklam yaparsanız düzgün yapın. Rekanetin yağ yakıcıdır. Eyvallah. Yağ yakıcı değildir. Öyle bir şey yok. O öyle bir mucize yok hocam. Yağ yakıcı yakmak için bir destek maddedir. O kadar. Ondan hariç bir de gelip de ama yanına bir de kreatin koyup da kreatinle yağ yakmak için bir numara bir madde dediğin anda böyle bir şey. Bunu diyen var. Ve ben bunu Türkiye'de yaşayıp da görüyorsam yazık, günah diyorum gençlerimiz. Buna inananlara ben yazık, ticari bir şey. Buna para verenlere ben yazık, günah diyorum. Bari diyorum ki hoca olmuşsunuz, kendinize hoca ilan ediyorsunuz. Bari akşamları geç zamanla biraz fazla gezip de havanızı atacağınıza oturun evde, Google'den biraz düzgün araştırın. Hocam ben bunu yazık, günah diyorsun ya, tam tersine söyleyeceğim. O alanlar, evet, ya da o hoca olmuş, hocalara inananlar kendileri bir küçük ön araştırma yaparsa o zaten zaman onun yanlış olduğunu bilir. Onun için onlara müstihak diyorum ben. Onu o şekilde de bizim Türkçemiz, hı, biraz kıt olduğu için, evet, arkadaşlar almaya da bulduk. Yani çünkü hiçbir bilgi yok. Hocayım diye, evet, biri var. O bir şey anlatıyor. O da inanıyor. Yani evet, bir ön bilgin, evet, olsun. Evet. Gir, dediğin gibi Google'a git bir yaz. Şimdi hocam ben o zaman sana ben bir soru soracağım. Bir tane bir doktora gidersin. Doktor gelir bugün sana bir kanser teşhisi verir. Doğru mu? Evet. Sen o yalnız bir doktordan mı kalırsın? İmkansız. Ben kanseri boş ver hocam. Herhangi bir önemli hastalıksa zaman, en az 2-3 doktora giderim ben. Bitti. Konu kapandı benim için. Yani demek istediğimiz bunlarla ben insanlara yol açmaya çalışıyorum. Ve bu arada ben kendimi de bilgilendiririm rahatsızlığım neyse. Bir araştırırım. Aynen, sonra doktorların zaten hepsinin söylediğini bu kotaya alırım. Bravo. Değerlendiririm neyse o. Bravo. Bütün Her şey hemen cebimde olsun diyorlar ya arkadaşlar. Evet. Hiç araştırmıyor. Yalnız o değil ki hocam, bütün kanserden iyileştirenler doktorlar değil ki, insan kendisi iyileştiriyor. Mental ve fiziği ve psikolojik olarak araştırma dediğinde zaten o kaynaklanıyor. O zaman zaten o yoldan gideceksin. O yoldan gidenler ve kazananlar zaten dünyayı, zaten dünyada kazanırlar, profesör oldular, doktor oldular. Şimdi ben bir ek yapayım hocam burada. Hasbelkader YouTube sosyal medya işine girdik. Yani çok istediğimiz bir şey değil ama ben de şuraya kaldık hocam. Hocam işte buradan girmek istiyorum. Arkadaşlar birçok videoda farklı yorumlar var. Biz birilerini eleştirdiğimizde zannediyorlar ki biz her şeyi biliyoruz. Bu yeni jenerasyon hiçbir şeyi bilmiyor. Biz de ihtiyarlar olarak onları kıskanıyoruz, onları eleştiriyoruz. Böyle bir algı. Videoların birçoğunun altında buna benzer şeyler var. Kesinlikle bu konuda bir iddiamız yok hocam. Ben şimdi kafamı kesiyorum. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Hiçbir zaman dünya şampiyonu olmayı düşünmedim. Hobi olarak yapıyorum ama ben bir şey yapacaksam en iyisini yaparım. Çöpçü de olsam çöpçülerin başı olurum. Ben bugün bir işi biliyorum dediğim an herkes için geçerli. Herkes her şeyi biliyor diyorsa aslında hiçbir şey bilmiyordur. Ben yine biliyorum demiyorum. Çünkü her gün yeni 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 şeyler gelişiyor. Bilim bu, bilimsel mi? Bilimsel, çağa, fabrika ayarlarımızı ayarlamamız lazım.
ben bugün idmana girdiğimde ki o ilk heyecanı, barı aldığımdaki o heyecanı duyuyorum hocam. Bu heyecan bitti mi, ben biterim. Her şeyi biliyorum dediğim zaman da aslında hiçbir şey bilmediğimi ifade ederim hocam. Biz burada kimseye bilgiçlik taslamıyoruz. Yaptık, olduk, bir takım şeylerimiz var. Çok böyle reklamı, şunu bunu da sevmem ama ya daha adamın bir kere mayo giymemiş, benim zoruma giden bu gençlerimizi hem bilgi hem bedenen zehirlemelerine karşıyım ben. Hocam mayoyu boş ver, adam spor salonuna gitmemiş, seni eleştiriyor, ben eleştiriyorum. Onları ciddiye almayacaksın hocam. Hocam bu sosyal medya böyle yani, bir şey işte hocam. Şimdi Hamdullah'tan örnek vereceğim. Hamdullah'a böyle iki tane soru sorarlar. Hamdullah öyle güzel cevap, sen önce git Türkiye'nin en ücra noktasındaki bir teşvik şampiyonunda ilk altıya gel de ondan sonra soralım. Biraz daha hata bizde. Konuşacağın, ciddiye alacağın adam senin denginde olur. Çamur atmaya kalkan çok hocam. Karşı karşıya konuşunca zaten onlar konuşamıyor da. Gelmiyorlar hocam. Yazıyorlar. Delikanlılar. Bu arada şunu da ilave edeyim. O kağıt kaplan diye bahseden bir arkadaş var. Kendisine teşekkür ediyorum. Hiç kızgın değilim. Ama nasıl bir delikanlıymış. Şöyle gözümün içine bakarak bir kağıt mıyım, civa mıyım, onu dansöz kıyafetini giydirdiğinde anlayacak. Özellikle kafama takıldı. Bir kardeşim de hijyeniklikten bahsetti. Kardeşim, hijyenikliği düşünüyorsunuz da kullandığınız ilaçlar, supplementler artık glutenüs maksimusunuz olmuş, kevgire dönmüş, sağlık derken bunları düşünün. Tevfik Ulusoğlu var. Kendisini şu anda saygıyla anıyorum. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Tevfik abi, Jet Herkül'ü 2-3 sefer dünya şampiyonu oldu, sonunda Amerika'ya gitti ve taksiciydi. Hocam çalıştığı yer nerede biliyor musun? Tavuk kümesi. Ben TRT arşivinde var hocam onun videosu. Ben de tavuk kümesinde 5'e 10 kavasla bench press sehpası yaptım, başladım. Tavuklar oldu, uçuşurdu ve hijyenikten bahsediyorlar. Benim burası spor salonu değil. Spor kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi. Burada almış olduğum takdirname, Gençlik ve Spor Bakanlığı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. O dediğim arkadaş da hangi kahpe olduğunu da biliyorum. Bana zaten burada vücudu yapıp iyileşip suratıma değil de arkamdan konuşan o, ağzını bozmuyorum kardeşim, onu yanaklarından öpüyorum. Bunu da iyi görün. Her şey hijyenikliktir, eyvallah. Ama asıl konulara girin, konuları dağıtmayın. Benim de tepemi attırmayın. Hocam şimdi diğer sorular varsa agresifleşmek istemiyorum. Hocam hiç değil. Gerek yok, bir ben, de yakışmaz zaten. Geleceğimiz olan gençler, kız kardeşlerim, büyüklerim, yaştaşlarım, evlatlarım, ben gönlümü bunlara açtım. Ne biliyorsam da her konuda da yardımcı olacağım. Ben bu yola kafamı koymuşum. Hocam, Kadir Hoca'yla kısa bir süre içinde tanışmışlığım var ama karakter olarak, doğruluk olarak, dürüstlük olarak seviyorum ben. Hocam, ben bir dostum konuyu, olarak. Evet, hocam, konuyu sen açmasan da ben açacaktım. Evet, şimdi orada bir iki tane kısa videoda veya videoda seninle onun bir atışmaları var. Hiç hoşuma gitmedi yaptığım değerlendirmeler hocam. Siz bu konuyu açmasanız da ben açacaktım. Kadir Hoca'yı ben tanımazdım. Ben bir gençlere, al burada böyle bir vücutçu var, tanıyor musun, şöyle küfür. Oradan bir ister istemez küfür eden adamı ben sevmem. Tanıştıktan sonra yine masama oturmasını dahi istemiyordum. Ama baktım ki konuşma anımızda beraberdik. Gençler evet. Geliyor, hocam bize küfür eder misin? Hocam bize küfür eder misin? Her kör satıcı... Ben saydım, kızlar diyor küfür et diyor, yiz çekecekler. Her kör satıcının bir kör satıcısı var. Kadir kardeşim, ben buradan çok seviyorum. Ona karşı içimde herhangi bir şeyim de yok. Biliyorum. Ama hayata bakışımız farklı. Ve benim en çok üzüldüğüm gençler, benim onunla yapmış olduğum bu konuşmalarda ya hoca ona geri fites, böyle şeyler yakışmaz. Bizim amacımız bu değil. Kadir Hoca'yı da severim. Üzüldüğüm tetiği çekene değil, çektirene bakacaksın. Bunlar nasıl delikanlı İrfan hocam ya, kendisine küfür ettirmekten zevk alsın. Adamlığından, delikanlılığından şüphe ederim ben. Bizim alemimizde bırak küfürü, lan demek adam öldürme sebebidir. Bakışlar, nereye bakıyorsun? Ama bu gençlik söyleyecek çok şey var, bana yakışmaz.
Ulan Türk devlet avlısısınız, Türk evladısınız. Küfürüne bir insan anasına bacısına kendine küfür ettirir ya. Bence bir psikoloğa görünmelerini tavsiye ederim. Ama Kadir'e kesinlikle bu konuda kırgınlığın da yok. Her kör alıcısının her, onlara mutlu ediyor. Ve Kadir kardeşime buradan sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine oturup konuşur, muhabbet ederiz kardeşimle ben. Benim diyeceklerim bu kadar, sorumlusu varsa. Hocam bir de kankam üzüldüğüm ne biliyor musun? Ertuğrul kardeşim benim 2-3 sefer dünya şampiyonu olmuş. Yani Ahmet Enünlü, Hamdullah, bunlar bizim medeni iftiharlarımız. Ya şimdi bu adam 2 sefer dünya şampiyonu olduysa kara kaşına kara gözüne mi oldu ya? Gelsinler bugün de Ertuğrul Hoca, dediğim gibi dolu bir insan, dolu bir insan. Ama maalesef body'deki insanların her sporda vardır, kıskançlık var. Ben sevmediğim bir insan da olsa Türk mü, şampiyon mu, gurur duyarım. Ya benim vatanımın, evladımın Almanya'da bayrağımızı çektirmiş, gurur duyduğumuz kardeşlerimiz ya, Ertuğrul Hoca deyince bugün biliyorum diğeri Türkiye'de cebinden çıkartır. Ama nedir? Konuşmuyor, etmiyor. Çünkü herkes hoca olmuş. Ha şimdi biz burada yaşlılar maç, biz yaşlı maçlı değiliz. Bu yaşında hepimiz 20 tane 20'liği cebimizden çıkartırız. Hem görüntü olarak hem idman olarak, odur meydanda diyorum bu konuda. Meydan okuma da değil. Gelin meyvanızı toplayın çocuklar, bedava bedava. Hiçbir zaman diyorum sağlığınızı kaybettikten sonra kazanamazsınız. Ha benim hayata bakış felsefem ama body ile ilgili değil. 60 sene 70 sene tavuk gibi yaşayacağım ama 30 sene horoz gibi yaşarım. Hızlı yaşa genç ol, cesedin yakışıklı olsun. Ha bu benim hayat felsefem ama body de değil. He ama ne var ki yanlış işler yapmamışız. Bazılarının hayır duası. Bu yaşlarımıza kadar gelmişiz. Ama artık yüklenmişiz. Bir takım misyonlarımız var. Bunları zaten baştan da söyledim. Kaybettiğimiz, en son adli tıptan aldığım arkadaşımdan sonraki bu kaybettiğimiz gençlere üzüldüğüm için kendimi suçlu hissettim. Yine diyorum sadece body'de değil, biz gençlerimize sahip çıkamadık ki bizim onlardan da öğrenecek çok şeyimiz var. Tam buradan gireceğim konuya. Ben bir iki videoda da bahsetmiştim. Ertuğrul Gülcan hocamızın bir lafı vardı. Normal olarak biz yeni jenerasyona karşı falan değiliz. Bunu umarım anlarsınız. İki, biz her şeyi biliyor da değiliz. Ama hocanın bir lafı çok hoşuma gitti ve kullanırım. Bizde iki tane paket var hocam. Bir, kendi paketimiz eski jenerasyon olarak. İki, bugünkü paket. Bugünkü jenerasyonun bir tane paketi var. Yani burada biz bilgilerimizi, bildiklerimizi, yani eksik yanlış varsa eleştirdir. Tabii bu bilimsel anlamda. İşte sen ne biliyorsun, sen bilmem git kahvede otur falan filan gibi değil. Tabii öyle saçma sapan değil. Buradan bu konuyu biraz daha açmanı istiyorum hocam. Yani iki paket biz burada insanlara faydalı olsun diye. Yani seni Bahadır Hoca'nın, benim bu saatten sonra popüler olmaya ihtiyacımız mı var hocam? Asla hocam, öyle bir şey zaten. Yani bizim olmuş. Amacımız zaten o iki paketi insanlara sunmak, alabilen alır. Bahadır Hoca'nın biraz önce söylediği gibi meyveyi toplamak isterse toplar ama art niyetli olmasın. Art niyetli olmasın. Biz kimse öyle bir desinlik yarıştırmıyor. Böyle bir şeyler zaten hocam, böyle bir şeyler hani düşünmeye kalkarsak şimdi benimle, kendimle, kişiliğimle bahsedersek şimdi Bahadır değil mi? Beni yıllardır biliyor, tanıyan, Almanya'da yaşayan olarak da bana teklif gelmedi mi? Bana çok teklif geldi. Bana Amerika'ya kadar teklif geldi. Bana dergiden, Jovay'dan teklif geldi. Bunlar yalan değil, bunlar gerçek. Bana sponsorluk teklifler çok mu geldi? Dehşet geldi. İşte sorun bir yer geldi hocam. Bana yanlış anlamayın şimdi. Ben o zaman 96 senesinde Ürdün'de dünya şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu Ürdün'de o zaman Hüseyin Kral yaşıyordu. Yanımda duruyordu ve 96 senesinde ilk defa IFBB olarak artık bayraklar da istiklal maçları da çaldıracak olacak ve o sene de ben dünya şampiyonu oldum. Ve Türkleri sevmedikleri halde o dönemler. Gurur olduk. Yani Hüseyin Kral hocam 96 senesine kadar
ulusal maaşlar çalınmıyor. Yoktu. 96'da Türk geliştirmede Düğünde, Kral Hüseyin'in olduğu dönemde ilk defa federasyon karar verdi ve dedi bizim de dedi olimpiyatlar gibi dedi artık her ülkenin birincisi olan istiklal maaşı. Doğru zaten ve şampiyon. Ve ilk defa Türkiye aynı o senede karar verilen senede Türkiye'de ben bu çok bilmiş şaklabanlardan kaç tanesi bunun yaptı acaba? Bu benim için çok büyük gururdu ve Hüseyin Kral o zaman çünkü bir sene sonra kanser öldü ve biz aynı yanımda duruyordu. İstiklal Marşı'nı çalarken ve ayrıca aynı aşağı podyuma indikten sonra bana transfer teklifi geldi. Ben Güney Kore'ye gittim. Aynı senede ben Macaristan'da Avrupa şampiyon oldum. O zaman şu anda da inşallah eğer izliyorsa zaten o da benim şahidimdir. Ahmet Hoca, Ahmet Emirli, çünkü o da geldi tercüman olarak da benim odama Güney Kore'nin kameralarla, federasyon başkanı, bizim başkanım ve Ahmet Hoca'yla beraber odama bir anda girdiler. Ben böyle ne oluyor dedim, transfer istiyorlar, resmen teklif ettiler yani. Ha buna ben yaşamadım hocam, ben yaşadım. Ben seminerler vermişim, şov vermişim ama biz para peşinde değil. Biz bu sporu severek yaptık. Bir de bunu açıklamak istiyorum da İrfan Hocam böyle şeyleri fazla sevmiyordu ama ben seviyorum çünkü sonuçta burada bir sponsoring olarak oluyor. Hocam da hep sağ olsun zaten hep güzel salonda böyle yarışmalar düzenliyor. Ona göre de bir ödüller her zaman yaptığı için bunu da bir duymanızı istiyorum ki genç arkadaşlar her zaman tahmin ediyorum. Hocam bunu yaparken yalnız hani salon içinde değil, dışarıdan da gelenler... Çok güzel olur. Salonlar arası bir yarışma gibi hocam. Ben de daha önce düşündüm. Çünkü biz o zaman Ligato olarak da biz de zaten ben geçen... Bir takım ödüller koyardı hocam. Aynen ben onu da o zaman söyledim. Hani Ligato olarak da biz de ödül olarak da her zaman arkadaşlara sponsor olur. Sonuçta bu sporu desteklediğimizde yani suplement değil yani. Giyim kıyafetlerimiz, biraz şeylerimiz olsun. Onlarla beraber de hocam. Bir dahaki sefere bizi ne olur unutma. Hocam konuştuk seninle geçen hafta doğru oldu. O benim eksikliğim. Genç arkadaşlarımıza kıyafet miyafet mi gerekirse. Hocam organize yapabilirdik. Bir açık havada bir takım. Güzel biz varız yani. Hocam yarışmalar. Bir şey daha ekleyeceğim. Yarışmanın haricinde bakın ben yıllardır salonunda seminer yapardım gençlere. Bir de aynı organizasyonun haricinde her şeyi bir internette konuşuyoruz da bir gün tayin ederiz. Olur mu? Konuyu seçerler, genel mi konuşacağız? Gençlerle bir yer problemi de benim salon olur, sizin salonu bir yerde toplanırız. Arkadaşlar da sorularını hazırlarsınlar, yüz yüze soru cevap şeklinde daha samimi bir ortamda da işleyebiliriz hocam. Tamam. Bence daha sağlıklı olur. Bu evet, bu benim aklıma hiç gelmedi. O zaman şunu diyelim biz buradan duyuralım. Talep ve istek olursa bir tarih belirleriz. Hem yüz yüze tanışırız, birbirimizi daha iyi tanırız. Yorumlara yazsınlar ki...